Kurguladığı ismi ise Doğa ve Çocuk'tu. Bu tip dersleri veriyorduk. Gerçi Dilek bu eğitimlerine devam ediyor. Ben mandalaya biraz fazla yoğunlaştığım içindir ki 2018 itibariyle artık tüm odağım mandala oldu ve onun bilimsel gerçekliği oldu. Ama ondan önceki dönemde ben BÜMET'te Merak Eden Çocuklar Okulu'nda Boğaziçi'lerin kurduğu, Dilek ise hala devam ettiği İstek Vakfı'nda bu görevi yerine getiriyordu. Benim için çok güzel bir tecrübeydi, çok harika bir deneyimdi. Yaşam adına, insanlık adına ve geleceğimiz olan çocuklarla böyle anlamlı bir işi yapmak büyük bir keyif veriyordu. Şu anda büyük bir gurur veriyor bunu anlatmak. Dilek birazdan bize bağlanacak. Dilek'in bir özelliği de şu: Dilek aslında bir kimya mühendisi. Daha sonra permakültür eğitimi alıyor ve permakültür tasarımcısı oluyor. Doğa ve Çocuk dersinin kurgulayıcısı. Tüm yıl boyunca seçmeli ders olarak okulda veriliyor bu ders. İçeriğini de konuşacağız ve sizlerin çocuklarınızla neler yapabileceğiniz üzerine konuşacağız. Permakültür neymiş, evde nasıl yapılırmış, onunla ilgili bize bilgiler verecek. Aynı zamanda kendisi bir danışman ve eğitimci. Ne tip eğitimler veriyor? İşte sadece okullarda çocuklara değil, kendi platformunda bir takım özel başlıklarda permakültüre giriş dersi, permakültür dersi ve bunun başlıkları, en önemli başlıklardan biri de kompost. Kompost yapımına ilişkin pek çok eğitimleri var. Dilekçim bağlanınca lütfen istek gönder ve seni de yayına alalım bu arada. Dediğim gibi günümüzün en önemli başlıklarından biri doğayla uyum içinde yaşamak. Ekolojik okur yazarlığın da permakültür anlayışının da temelinde doğayla uyum içinde yaşamak var. Ve biliyoruz ki güçlü olmak değil, yaşamda var olabilmek için uyumlu ve dengeli olmak asıl olan. Şimdi sevgili göndermiş dilekçim. Bakayım nasıl onu bulacağız şimdi. Evet. Evet. Çok az kaldı ve birazdan Dilek bizlerle olacak. Ve bu doğayla uyum içinde yaşamayı konuşacağız. Çok güzel görünüyorsun Dilekçim. Hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Siz nasılsınız? Ne yapıyorsun? Böyle tatlı tatlı seni dinliyordum. Bağlanır bağlanmaz hemen istek gönderdim. Öyle tatlı tatlı seni Gerçekten dinliyordum. fark etmedim. Sonra söylüyorum, affedersin. Ama seni de sunmak gerekiyordu. O arada da iyi de oldu aslında. Artık biliyorlar ki ne kadar değerli bir iş yapıyorsun. Bir mühendis olarak aslında mesleğin dışında insanlığa hizmet boyutunda çok değerli bir iş yapıyorsun. Geleceğimiz çocuklarla harika işler yapıyorsun bütün bir dönem. Bunların hepsine değinmek istiyorum aslında. Ama öncelikle şunu Sağ ol. söyleyebilir misin? Kimya mühendisi olup hangi şartlardan sonra ne zaman sen permakültüre yöneldin ve bu doğa çocuk işlerini şey yaptın? İlla ki bir hikayen vardır bununla ilgili. Hep anlattığım bir hikayem var, evet. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezunum. Daha sonra İşletme İktisadi Enstitüsü'nü bitirdim. Ardından da tekstil firmalarında yönetici olarak çalıştım. Üretim müdürlüğü yaptım. Ev tekstili, giyim, farklı farklı firmalarda çalıştım. Ondan sonra denetçi olarak çalıştım. Fabrikaları denetledim, sosyal denetim yaptım. İşçilerin hakları ödeniyor mu, doğru koşullarda çalışıyorlar mı, mesai saatleri nasıl vesaire. 7 ayrı ülkede 300 tane denetim gerçekleştirdim. Onun ardından da evlenip İngiltere'ye gittim. 6 sene orada yaşadım. Ve bizim ufaklığı Türkiye'de tatildeyken doğacağını öğrenip İngiltere'ye geri dönmedim. Çünkü oranın sağlık koşullarıyla buranın sağlık koşulları farklı. Ve oraya çok güvenmediğim için açıkçası. Bu arada gözlüğüm buharlanıyor. Onun için gözlük değiştirip duruyorum. Sıcaktan buharlanıyor. Arada. İyiymiş. Evet. Gayet iyiymiş.
Onun ardından da işte bizim ufaklık Türkiye'de doğdu. Biz işlemleri yapıp da onu alıp İngiltere'ye gidene kadar benim belimle ilgili bir problemim oldu. 2 aylıkken belimden ameliyat oldum ve Türkiye'de kaldım. Orada da bizim ufaklık emmedi. Ben hiç öyle bir şeye hazır değildim. Hep her şeyi emecek gibi düşünmüşüm ve biberon bile almamışım. Her şeyi almışım ama biberon almamışım. O kadar kendimi böyle bir şeye hazırlamışım. Kaç Ve sene mamaya mahkum. dedin bu? Efendim? Ne kadar önce oluyor dedin bu? Kaç yıl oldu? 11. 11 yaşında şu anda. Maşallah. 11 sene önceki olayı anlatıyorum. Ve mamaya mahkum kalınca mamanın içinde ne var diye bakınca soya lesitini var. Soya şu anda öyle bir hale getirilmiş ki, o kadar çok monokültür olarak üretilmiş ki, ya GDO ile üretilmesi veyahut da ilaçsız üretilememesi gibi bir durum ortaya çıkmış. Yani istisnalar var ama istisnalar kaideyi bozmayınca, hani organik vesaire üretim tabii ki var bunun için, hani illaki böyledir diyemem ama sonuçta istisnalar kaideyi bozmaz şeklinde gidince olay, mamanın içerisinde ne var, ben elimle çocuğa ne veriyorum, bu ne oldu, ne olacak derken orada böyle bir farklı bir hareket başladı. Ve ilk önce Slow Food'la yolum kesişti, fikir sahibi damaklarla. Oradaki yazışmalardan da permakültür diye bir şeyin varlığından haberdar oldum. Onun üzerine de o konuya eğildim. Nedir bu, nasıldır, işte biz mi yapmalıyız yoksa böyle olan bir yer mi, nedir, nasıldır vesaire derken. Yorumları açık şey konuşurken kapatsanız diye bir öneri geldi galiba Banu. Donuyor dediler. Vaktimiz kalırsa En da şey sonunda yaparız. belki alalım. Yorçar ve soruları çok doğru. Tamam. Ondan sonrasında da permakültür denizine işte düştüm. Bir daha çıkamıyorum. Yanıma da yandaşları çekmek Düşmüşsün. için İstanbul Permakültür Kolektifini kurduk 2013'te. 7 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ondan önce ama ben 2012'de kurs biter bitmez hemen onun akabinde permakültür tasarım sertifikası kursu. Bir anaokuluyla anlaşıp bizim kızı okullu yaptım. Onun 3,5 yaşına gelmişti o zaman. İşte okul çağı başlamıştı. Bir dönem kurs almadan işte nedir, nasıldır araştırma vesaireyle geçmiş oldu. 2012'de kursu aldıktan sonra da takas yaptık okulla. Ben Evet. onlara doğa ve çocuk dersi verdim. Ay şahane. Onlar da benim kızı okullu yaptılar. Çünkü permakültürde var olan alternatif ekonomileri denemiş olduk. Böylelikle de. Süper, O süper. gün bugündür o okulda değilim. Şu anda başka okula geçiş yaptım ama ilkokul, ortaokul, lise, liselerle proje bazında çalışıyoruz. İlkokul ve ortaokulda da doğa ve çocuk dersi yapıyoruz. Bir yandan da İstanbul Permakültür Kolektifinde permakültürle yolu kesişen faaliyetlere devam ediyoruz. Kendi kendine yeterlilik atölyeleri yapıyoruz. Efendim? Atölyelerini de detaylandırabilir misin acaba? Tabii ki kendi kendine yeterlilik atölyeleri yapıyoruz diye bahsetmiştim zaten. Orada peynirden, reçelden, turşudan farklı farklı konulara değip evde kendi kendimize ne yapabiliriz, nasıl ayakta kalabiliriz ki bu dönemde, tam da bu dönemde onların ne kadar gerekli olduğunu gördük. Değil mi? Yani dışarıya bağımlı yaşamadan, markete gitmeden, evimizdekilerle ne yapabiliriz, onları nasıl döndürebiliriz? Bu tarz şeyler yapıyoruz. Onun yanında kompost gibi vazgeçilmezimiz, senin de bahsetmiş olduğun gibi. Evimizdeki atıklarımızı, sıfır atık, o da şimdi popüler oldu ama Evet. ilk biz başladığımızda, bu yolculuğa çıktığımızda 7 yıl öncesinde kompost dediğimizde komposto, ha komposto falan deniyordu. Hala komposto diyenler var Hatta ama çok şükür. yatırım diyenler çıkıyordu sürekli. Çok şükür şu anda hani kompost bilinci yavaş yavaş oturmaya başladı. Sıfır Evet. atıkla birlikte o ufak ufak oturmaya başladı. Evet. Yağmur suyu hasadı, permakültüre giriş, bir dönem bir arkadaşımızla beraber, sevgili Senem'le birlikte pratik ev permakültürü gibi kurslar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.
Dün kompost tuvaletler vardı mesela. Evet. Allah korusun bir doğal afet olursa veyahut da birisi işte çiftlik kurmak için bir dağın başına giderse orada ne yapabilir? Ve çok da önemli bir konu. Çünkü dışarıdan gübre alıp toprağa atıyoruz ama kendimiz de gübre çıkarıyoruz. Ve o da azotça zengin bir şey. Onu neden kullanmıyoruz? Niye kendi atığımızla barışık değiliz? Gibi Evet. gibi durumlar var. Bundan yola çıkarak biz de Bugün dersimiz var. Sevgili Murat Onuklar. Tam da bu konuyu işledik işin gerçeği. Sesin kesik kesik geldi, tam duyamadım Banu. Diyorum ki biliyorsun Doktor Murat Onuklar onun dersine dahil oldum. Bugünkü konumuz da tam bahsettiğin o tuvalet kompostuydu. Sevgili Murat anlı çok güzel bir şekilde ama gözlerim fal taşı gibi açıldı. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir mi diye. Akıllara zarar bir şey. Her şeyin kompostunu biliyordum, duymuştum. Kimisini uyguladım, kimisini sadece bilgi olarak aldım ama şu tuvalet kompostu yeni bir şey mi? Yok, hayır. Gerçekten. Yani yeni bir şey olmadığı gibi zaten bir dönem köylerde kanalizasyon olmadığı için insanların da uygulaya geldiği bir şey. Uygarlık tarihi de neredeyse başlayan bir şey. İşte kimi zaman oturak kullanılmış, kimi zaman yollara o tuvaletler boşaltılmış. Salgın hastalıklar başlamış. O salgın hastalıkları işte engellemek için uğraşılmış gibi gibi böyle epey enteresan bir tarihçesi var. Peki merak Son ediyorum. dönemde işte bu permakültür tasarımıyla efendim. Merak ediyorum. O dönemde de yine gübre mi değerlendirilmiş? Evet, gübre olarak Tuvalet değerlendiriliyor. Gübre kompostu. olarak değerlendiriliyor ama yeşil yapraklı bitkilerde değerlendirmiyoruz. Yani doğrudan yediğimiz maydanoz gibi, ıspanak gibi temas edebilecek bitkilerde değil, daha onu tolere edebilen, ondan gelebilecek olan patojenlerin bize geçmemesi için ağaçlarda daha çok değerlendiriyoruz. Ağaçları zenginleştirmek için onların altında daha çok kullanıyoruz. Peki, sevgili Dilek, permakültür nedir de dersen bize nasıl anlatırsın? Permakültür ağdalı tanımı, etik temelli, sürdürülebilir, söyleyemedim. Sürdürülebilir yerleşkelerin tasarım bilimi. Orada önemli olan nokta şu. Üç etik ilkemiz var. Bir tanesi doğayı korumak, bir tanesi insanı korumak, bir tanesi de elde ettiğimiz getiri her neyse ilk iki ilkeye vakfetmek. Dolayısıyla bu üç etik ilke olmazsa olmazımız, onun üzerine kurulu olarak olabildiğince sürdürülebilir doğanın döngülerini kopyalayarak, doğadaki bir şeye karşı gelerek değil, doğayla birlikte hareket ederek, oradaki döngüleri gözlemleyerek bir tasarım yapıyoruz. Aslında bir tasarım bilimi, hep böyle karıştırılan. Çünkü permakültür iki kelimenin birleşiminden oluşuyor biliyorsun. Permanent agriculture, yani kalıcı kültür. Oradaki kültür kelimesi aynı zamanda toplumu ve insanlığı da temsil ediyor. Aynı zamanda tarım da işin içine girmiş gibi görünüyor. Ama bir tarım yöntemi değil. Sadece bir tarım yöntemi değil. Bir hayat biçimi, bir felsefe bunun içerisinde var. Ve bir tasarım bilimi. Dolayısıyla bunların hepsinin birleşimi. Ve dediğim gibi bunu hayat biçimi yaptığın zaman şehirde de, kırsalda da, dünyanın her yerinde de uygulayabilmek mümkün. Bu tasarımı okullarda da yapabilmek mümkün ve şehirde yapabilmek mümkün diye zaten yola çıktık. Şehirdeki daha çok hareketleri, çünkü en çok tüketenler şehirler. Ve şehirli alışkanlıklarımızla köye gittiğimizde oraları da değiştirip dönüştürüp kendi yapmamamız gerekenleri oraya da taşımış oluyoruz. Oraların da özgünlüğünü bozmuş oluyoruz. O yüzden şehirdeki insanı hem aynı kafadakileri bir araya getirebilmek dedik biz yola çıkarken,
mahallenin delisi pozisyonundayken bütün mahallenin delilerini bir araya getirip böyle el ele tutuşturabilmek dedik hem. Hem de diğer yandan da dediğim gibi o değişim dönüşümü orijinali bozmadan, doğayı bozmadan gerçekleştirebilmek dedik de kolektifi kurduk. Şahane. Peki, bu deliler toplaştığında ne öğreniyorlar orada? Ne öğretiyorsunuz onlara? Ana başlıklar ne? Az önce bahsettiğim gibi işte ekşi maya ekmeğimizi yapıyoruz mesela. İlk Aha. bu işte korona başladığında da şu anda Atölye Familia ile birlikte çalışıyoruz. Sevgili Nihan ilk defa online platforma geçiyoruz. Hadi hazır ol dedi. Süper. Ne yapsak diye ilk defa düşündük ve ellenen bir şey olduğu için ve hastalık bulaştırma riski yüksek olduğu için ekmekle başladık. Gene bizim atölyelerimize katılıp bizden mezun olan peynir atölyesi diye gelip permakültür tasarımcısı çıkan sevgili Kirli Maya Şule ile birlikte ekşi maya yapmak nasıl olabilir? Nereden başlayabiliriz? Bununla ilgili bir atölye yaptık ve korona döneminde atölyeleri online platforma taşıyıp böyle açtık. O akşam bizim paketimiz 100 kişilikti ve yaklaşık 100 kişi toplaştık. Ve o kadar herkes umutsuzluk içerisinde, o kadar hani bir şok yaşadık sonuçta, bir dalga, bir hareket ve bir şok yaşadık. Orada bir umut oldu, bir umut ışığı, bir farklı, bir de ilk defa böyle bir platform, ilk defa o zaman ne Instagram canlı yayınları bu kadar çok vardı, ne yani ilk bunu yaptığımızda neredeyse hepimiz böyle camın ardından birbirimize, ekranın ardından birbirimize sarılacak, böyle ağlayacak falan bir halde ayrıldık. Çok güzel bir akşamdı o açıdan, yani hayatım boyunca unutmayacağım bir akşamdı. Bir de Onun terapi. ardından biz bu ekşi mayayı 3 defa falan yaptık sanıyorum. Orada Maya Kitchen sevgili Özlem de katıldı aramıza. Onunla birlikte de yoğurt mayası yaptık. Yoğurttan ekşi maya nasıl yapılır diye. Yoğurt ve undan. Ardından un üreten, ekmek yapanlarla birlikte hem Epek hem Murat Demirtaş hem de Şule hepimiz birlikte gene bir toplantımız oldu. Ve bu toplantıları devam ettirdik. Zeytinyağı üretimi nasıl yapılır? Arıcılık nasıl yapılır? Adil arıcılık nasıl yapılır? Arının balını tamamen almadan, onun yaşayabileceği ortamı oluşturarak. Geçen haftalarda Atlı Hayat Çiftliği'ni konuk ettik. Atlarla yaşam nasıl? Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bir de Sevgili Rana Baba Çelebi geldi. Aromaterapi bitkileri nasıl yetiştirilir? Onlarla ilgili bir eğitim yapıldı. Böyle böyle farklı farklı olabildiğince eğitimlere devam etmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Nejat Pars'la birlikte güvenli gıda nasıl temin edilir, nereden alınır, güvenli gıda ne demektir, onunla ilgili bir çalışmamız peki şunu vardı. sormak istiyorum. Bir birey permakültür tasarımı eğitimi aldığında neler kazanıyor yaşamı için? Ne gibi kazanımları var? Bir kere hayatı değişiyor. Ben de öyle oldu. Bize hocalarımız öyle demişti. Elinizde bavullarla buraya geldiniz. Bu bavulları kapının önünde bırakın. Yüklüsünüz, biliyoruz. Ama o yükleriniz ağır. O yükleri bir bırakın. Ondan sonrasında burada alet çantanızı doldurun. Ve yaşamınızla ilgili olarak neler yapacağınıza burada karar verin. Ondan sonrasında da öyle devam edin. Çünkü bir değişim, dönüşüm kursu, permakültür tasarım sertifikası kursu. O yüzden herkes de etkisi farklı. Şu ya da bu diyemem. Herkes de etkisi farklı. Gelen şimdi o tasarım belgesini alan kişi gidip kendi çiftliğini kurabilir mi? Hiçbir bilgisi yok. Kurabilir. Kurabilir değil mi? Orada o bilgileri zaten ediniyor olacak. Zaten onları alıyor olacak ama öyle bir hani bu iş, şöyle söyleyeyim, çok romantik olarak yapılacak bir şey değil. Yani böyle bir aklıma esti, ben bir çiftlik kurayım da kalkayım gideyim şurada bir arazi alayım, hadi hayatım değişsin. Yok böyle bir şey bence.
Çünkü dönüşüm insanın kendisinde başlıyor, kendi içinde başlıyor. Önce bir ona kendini ikna etmiş olması ve gerçekten istiyor olması gerekli. Ve o değişim dönüşüme hazırsa eğer onu yapabilir. Sadece o kursu almak, evet o kursa gitmeyi seçmek de onun seçimi ama o kurs bitti, hadi işte şunu yapalım. Yani bizler de mesela okullardan mezun oluyoruz. Kimya mühendisliğini bitirdim. Hadi ben şimdi kimya mühendisliği yapıyorum demek de olmuyor. Bir Benim sana pişiyorsun. merak ettiğim, daha doğrusu biliyorum da senden duymak istediğim, o tasarım sertifikasının içinde, 72 saatlik tasarım sertifikasının içinde birey onu aldığında yeni ne öğreniyor? Dediğim gibi bir kere en başta farklı yerlerden gelen insanlar doğanın döngülerini öğreniyor. Örüntü kavramı var mesela. O örüntü kavramını dinlerken, o örüntü kavramıyla örülürken çok farklı hissediyor kendini. Ve doğadan en başta doğadan bir parça olduğumuzu bir daha hatırlamış oluyoruz. Çünkü o kadar kopartıldık ki o hayattan ve doğanın dışında hep böyle doğanın hakimiymiş gibi davranıyoruz. Doğanın hakimi olmayıp da işte karınca neyse, hep söylüyorum ben bunu, kuş neyse, ondan sonra aslan neyse, kaplan neyse, biz de doğanın bir parçasıyız. Yani onların nasıl bir ödevi varsa, bir görevi varsa, bir hayat tarzı varsa doğanın içerisinde, aynı şekilde bizim de öyle bir ödevimiz, görevimiz var normal şartlar altında. Ama biz kendimizi fazla zeki görüp, işte zekamız var deyip, o doğanın içerisindeki farklı döngülerden çekip almış ve hakim olmaya çalışıyoruz. Bir kere o işin öyle olmadığını ve kolay kolay yürümediğini görüyoruz kurs içerisinde. Peki, geleneksel yöntemlerle permakültür arasındaki fark nedir? Geleneksel yöntemleri harmanlar permakültür. Yani bir tasarım bilimi olduğu için alet çantasına o geleneksel bilimleri de alır. Yerelde ne varsa ona bak der zaten. Varsa onları alıp uygula der zaten. Dolayısıyla gelenekselden çok farklı değil ama geleneksel de değil. Yani gelenekseli sadece bileşenlerden biri yapar. Süper, süper. Peki evde permakültür nasıl yaparız? Ne yapalım? Evimizde yapabileceğimiz kaynaklar ne? Oturur önce ona bakarız. Evimizi konumlandırırız. O konumlandırma içerisinde bizim şartlarımıza bir şeyler yetiştirmek uygunsa bir şeyler yetiştirebiliriz. Kendi kullandığımız işte saçımızı yıkarken kullandığımız şeyleri kendimiz üretebiliriz. Bunlar için çok uluslu firmalara muhtaç kalmadan neler yapabileceğimizi kendimiz bulur. O yöntemlerle birlikte ilerleriz. Komşularımızla birlikte sosyal ağlar kurarız ve o sosyal ağlar içerisinde bir çiftçiyi destekleyebiliriz ve ürünlerimizi en yakınımızdaki o çiftçiden temin edebiliriz. Topluluk oluşturabiliriz ki bu da sosyal permakültüre girer. Sosyal permakültür, zaten permakültür tasarımının el kitabı var. Şöyle kalın tuğla gibi bir kitap. Kurslar vesaire onun üzerinden yürür. Bill Mollison'ın yazmış olduğu ki Bill Mollison bu işin babası. David Holmgren'le birlikte permakültürü ortaya çıkartıyorlar. Ne kadar Ve efendim? önce çıkartıyorlar permakültürü? 70'li yılların sonu, 78 gibi falan o kitap daha sonra yazılıyor. İlk önce Permaculture 1 çıkıyor, sonra Permaculture 2 çıkıyor. Ondan sonra Introduction to Permaculture, permakültüre giriş çıkıyor. Onun ardından Bill Mollison o Tuğla kitabı yazıyor. Ve o kitabın içerisinde de diyor ki gene Bill Mollison, bu kitabın %65'i sosyal permakültürdür. Siz eğer ağlarınızı ve bağlarınızı iyi kuramazsanız, siz insanlarla ilişkilerinizi iyi bir tabana oturtamazsanız, her ne yaparsanız yapın o başarılı olmaz. O yüzden sosyal kısmı önemlidir. Sosyal kısmı yürütmek
şarttır, olmazsa olmazıdır. O yüzden de şehirde en büyük yapmamız gereken şeylerden biridir ve en çok da çuvalladığımız Peki şu en çok vakit geçirdiğimiz yer mutfağımız ve en çok atığı çıkardığımız yer mutfağımız. Orada ne yapmalı? Ne yapabiliriz? noktadır. Oraya bir kere atık çıkartmayacak, atığı minimize edecek gibi giriş yaparak başlayabiliriz. Dediğim gibi üreticimizi seçip en yakınımızdaki üreticiden ürün alıp ki bedenimize de zaten faydalı olan o. Çünkü besin değeri önemli. Besin değeri için toprak çok önemli. Bir permakültürcünün en çok çalışması gereken konulardan birisi bence toprak ve toprak mikrobiyolojisi. Oradaki hayatı canlı tutabilmek. Buna yardımcı olan da kompost tabii ki. Ama hani böyle olmazsa olmazımız da değil. Şartlar neyi gerektiriyorsa o şeklinde. Önce girdileri düzgün ayarlamak mutfağa. Minimum kötü çıktı mı diyeyim, atık mı diyeyim, oluşturacak şekilde ayarlamak. Ondan sonrasında bizi doğru bir şekilde beslemek, vücudumuzu doğru bir şekilde beslemek ve çok ilginçtir ki toprağın içerisindeki mikrobiyolojik yapıyla bağırsaklarımızın içerisindeki mikrobiyolojik yapı birbirine çok benziyor. Neredeyse aynı. Dolayısıyla bizi de toprak besliyor. Eğer toprağın içerisinde hayat olmazsa bizim içimizde de hayat olmuyor. Çünkü bizim bakterilerimiz de ne istiyorsa biz aslında oyuz. O bakterilerin canı ne çekiyorsa onu yiyoruz. Eğer içeride zararlı ve karbonhidrat tüketenlerin oranı artmışsa bizim canımız hep tatlı ve karbonhidratlı yiyecekleri istiyor gibi gibi bir durum var. Dolayısıyla dediğim gibi girdileri mutfağa iyi ayarlamak ve yiyeceklerimizi sağlıklı bir şekilde programlamak. Onun ardından da minimum atık oluşturmak. Bütün bunları yaparken de minimum enerji harcamak. Sürdürülebilirlik kısmına dikkat etmek. Doğanın döngülerinden olabildiğince yararlanmak ve tekrar onları doğaya döndürecek bir forma kavuşturmak gibi düşünebiliriz. O formu bize en ulaşılabilir, en rahat formlardan birini bize izah etmen mümkün mü? Evde diyelim ki kompost yapmak istiyoruz. En rahat kompost yapma yöntemi nedir? Şehirler için en kolay kompost yapabilme yöntemi bokashi kompostu bence. Renksiz, kokusuz vesaire ama bokashi kompostunda yarı kompostlaşmayı önce gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra da onu mutlaka toprakla birleştirmek gerekiyor. Toprağa gömmek gerekiyor. Genelde kompostu yapmak değil de o gömme kısmında bir tıkanıyoruz. Gömme kısmını saksılarımızda da gerçekleştirebilmemiz mümkün. Ama çıkardığımız atık oranına göre tabii bu değişken. İlla ki bir yere götürüp gömmek gerektiğinde de o noktada sıkıntı yaratabiliyor. Tam da o noktada solucan kompostunu devreye alıyoruz. Solucan kompostu ve bokashi kompostu şehirlerde kullanılabilecek en iyi kompost yöntemleri bence benim kişisel deneyimlerimce. Benim evimde solucan kompostum var. Şu anda sizinle konuştuğum ortamda hemen sol kolumun altında cam var. Camın ardında balkonda solucanlarım var. İki kutu içerisinde onlar yaşıyorlar. Bizim evin atıklarını da onlar tüketmekten sorumlular. Ama çok az yiyorlar. Kendi ağırlıkları kadar yiyorlar. Genelde hanımlar onları görünce bir böyle iyi yapıyorlar. Çok çok sempatik davranmayabiliyorlar ama onlar çok sevgi dolular. Beş tane kalpleri var. Biliyorum ki çok hassaslar onlar bir de. Çok hassaslar. İsterler yoksa kendilerini depresyona soktuklarını da biliyorum. Değil mi? Depresyona soktukları zaman nüfus planlaması yapıp doğrudan yok oluyorlar. Kendi kendilerini yok ediyorlar. O yüzden onları çok böyle severek Evet. ses gitti bende ama bir daha tekrarlarsan sevinirim.
Diyorum ki solucan bile olsa her şeyin başı sevgi. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki sevgili Dilekciğim, bize şu bokashi kompostunu yapma yöntemini anlatabilir misin? Çünkü herkes solucanlarla çok rahat haşır neşir olamayabilir. Onlara da saygı gösteriyorum. Çok rahat olmayabilirler. Ama bokashi daha böyle erişilebilir, yapılabilir gibi geliyor. Hatta çocuklarla birlikte yapılabilir gibi geliyor. Oradan Tabii biz okulda yaptık. Diyorum. Bize onu anlatabilir misin? Biz okulda 2-3 senedir yapıyoruz bokashi kompostunu. İlk zaten 2014 yılında biz bunun eğitimini yaptık. Yani bu başlık altında bu eğitimi yaptık. Ben Meyveli Tepe var, çok sevdiğim bir aile. Onların yazmış olduğu bir blog var. Orada kendilerinin deneyimlerini okumuştum. Ama dışarıdan bir şeyler alınıyor diye çok böyle ilgi göstermemiştim açıkçası bokashi kompostuna. Sonra sevgili Emre Rona ile birlikte yağmur suyu hasadı eğitimleri falan yaparken, konuşurken kompost çeşitlerini vesaireyi, bunun kendimizin de hem kovasını hem kullandığımız serumu kendimizin de üretebileceğini öğrenince hemen eğitimini yapalım dedim. Onlar da Emet Değirmenci ile yapmış oldukları bir kurstan, Emet'ten öğrenmişler. Ve o tarifle birlikte, ki o tarifte Jill Karendeg'in tarifiymiş, onunla birlikte ilk bokashi kompostu eğitimimizi gerçekleştirdik. Her şey bir avuç pirinç ve içme suyuyla başlıyor. Bir kavanozun içerisine bir avuç pirinci koyup çalkalıyorsunuz ve belli bir süre, yani önce çalkaladıktan sonra onu süzüyorsunuz. Ne ve kadar onu belli bir süre efendim ne kadar sonra süzmeliyiz? Hemen süzüyorsun. Kavanozun içerisine pirinci, bir avuç pirinci atıyorsun. Suyla dolduruyorsun. Kavanozun kapağını kapatıp çalkalıyorsun. Ondan sonrasında süzüyorsun. O su lazım. Pirinçle pilavını pişir, çorbanı yap, ne yapıyorsan onu kullanıyorsun, atmıyorsun tabii ki. Ve o geriye kalan suyu bir 15 gün kadar falan bekletiyorsun. O suyun içerisinde laktobasiller üremeye başlıyorlar. Ve bir böyle köpük gibi, kaymak tabakası gibi üzerinde bir oluşum oluyor. Ondan sonra gene onu süzüyorsun. Kalan suyun içerisine, tabii bunların hep süreçleri var. Bunu en güzel Buğday Derneği'nin çıkartmış olduğu kompost rehberi var. Gene onun hazırlanmasında Emre Rona'nın emeği var. Oradan bütün bu süreci okuyarak yapabilir isteyenler. Ve bir en sonunda bir çözelti elde ediyorsun. O çözelti laktobasillerce zengin bir çözelti oluyor. Bir de özel kova yapıyorsun. O kovanın bir tanesi delikli olmalı. İki kovayı iç içe geçirmiş gibi düşün. Alttaki kovanın da musluğu olmalı. Arada boşluk olmalı. Ve hava almamalı. Böyle bir özel kovası var. Önemli o yani. kova... Evet, çünkü havasız ortamda çalışıyor bu bakteriler. Anaerobik ortamda çalışıyorlar. Ve dışarıdan hava alırlarsa bozuluyorlar. Oksijen alırlarsa bozuluyorlar. O yüzden havasız ortamda çalışmalılar. Ve bir su çıkıyor. O çıkan suyu da devamlı ortamdan tahliye etmek gerekiyor. Çünkü su demek hayat demek. Senin sevdiğin konulardan bir tanesi zaten. Hayatı içinde barındırdığı için iyi ya da kötü her şey gelebiliyor oraya. Ortamı bozmaması için devamlı olarak o su, o içindeki hayat çok canlı bir hayat. Onunla bitkilerimizi sulayabiliyoruz. Ve coşuyor, çiçek coşturan yerine onu kullanabiliyorsun. Ve eğer tıkanan musluklar, borular vesaire bir yerler varsa o su onları açıyor o ortamda. Bakteriler dünyası üçe ayrılıyor. İyi bakteriler, kötü bakteriler ve Nejat Bey'in tanımıyla şerefsiz bakteriler. O şerefsizler nötr. Kimler ortamda zenginleşirse, iyiler ya da kötülerden hangisi ortamda zenginleşirse onların tarafına geçiyorlar. Onun için şerefsizler. Ve orada farklı rol oynuyorlar. Onları işte o ortamdan iyiler uzaklaşıyor ki kötüler gelip de hakim olmadan önce. O yüzden o suyu oradan tahliye etmek gerekiyor. O yüzden de böyle bir özel kovası var. Bütün yapacağımız şey, elimizde serum ve kova varsa eğer, atığını kovanın içerisine atıyorsun. Üzerine birazcık serumdan fısfıslıyorsun. Hava almayacak şekilde kapatıyorsun.
Onu istersen böyle bir naylonu çok sevmesek de burada kullanıyoruz. Naylonla bastırıp hava almayacak şekilde üstünü kapatıyorsun. Kovanın kapağını da kapatıyorsun. Bir dahaki atığa kadar o öyle devam ediyor. Günde bir kere maksimum açmaya gayret ediyoruz. Çok sık açmamaya, içeriye de hava almamasına gayret ediyoruz. Ve böylelikle dolana kadar buna devam ediyoruz. Dolduğunda 15 gün bekletiyoruz. Onun ardından da toprakla buluşturuyoruz. Evet. Ben duyuyorum. Şu an beni duyuyor. Ses gitti tekrar ama. Dilekçi, en son kapakta kaldık seninle. Kapağı kapatıyorsun dedik. Hava almaması gerekiyor dedik. Orada kaldık. Gerisini duyamadık. 15 gün boyunca bekletiyorsun. Yani ağzına kadar dolduğunda çöpünü attın, fısfısladın. Ondan sonra Evet. bir şeyle kapattın ve kova dolana kadar bunu yapmaya devam ediyorsun. Suyu almaya, tahliye etmeye de devam ediyorsun. En sonunda kovayı kapattın. Her şey ağzına kadar doldu. 15 gün onu bekletiyorsun ama suyu tahliye etmeye de devam ediyorsun. Ortamdan o suyu hep uzaklaştırıyorsun. 15 gün sonra da o sıkışmış turşuyu bir nevi alıp toprağa gömüyorsun. Veyahut da solucanların varsa evde solucanlara veriyorsun. Solucanlar bunu yiyorlar ve toprağa onlar dönüştürüyorlar. Bunun içine her şey girebiliyor mu? Evet girebiliyor. Güzel soru. İyi oldu bunu hatırlatman. Pişmiş, pişmemiş bütün atıkları atabiliyoruz. Et, süt, en güzel yanı da bu zaten. Çünkü diğer kompost türlerinde genellikle patojenleri çekmemek ya da kemirgenleri çekmemek için bazı şeyleri atmıyoruz. Bunda her şeyi atıyoruz. Yani atık adına her ne varsa atmayacağımız tek şey küflü bir şey varsa veyahut ekşimiş bir şey varsa yani ortamı kötü bakterilerce zenginleştirecek bir şey varsa onu atmıyoruz. Onun dışında kalan etidir, sütüdür, yumurtasıdır, işte yumurta kabuğudur, peynirdir, ne varsa. Tabak misafir geldi mesela tabaklarda istemiyoruz ama herkes bizim gibi olmak zorunda da değil. Tabağında beğenmediği bir şey oldu ve kaldı diyelim. Onu sıyırıp atabiliyorsun. Veyahut da balık temizledin, kılçığı var. Onları içine atabiliyorsun. Dolayısıyla tam sıfır atığa en uygun çalışan kompost sistemi bokashi olmuş oluyor. O halde iki tane kovamız olmalı gibi geliyor bana. Daha verimli gidebilmesi Evet. için, değil mi? Ne dersin? Yani o 15 gün bekletme süresinde beklememesi ve sistemin çalışabilmesi için iki kovayı da iç içe soktuğumuz için dört kova neredeyse kullanmış oluyoruz. Veyahut da ona yapılmış olan özel kovalar var. Ondan iki tane olması çok daha ehven o hale dönüşmüş oluyor bu Aslında en neticede. önemli sorulardan biri de şu. Hani hava almaması gerekiyor ama o musluğun da orada olması gerekiyor. Pek çok kendi başına deneyimlemek isteyen arkadaşlardan duyduğumda şu. Hava alıyor. O havayı almaması için bir yöntemin, bir önerin var mı bize? Eğer kova iyi tasarlanmış bir kovaysa hava almıyor. Hava almayacak şekilde ağzının kapanıyor olması lazım. Kendileri yaptıysa kovayı, iki kovayı iç içe geçirdiklerinde silikonlamamışlardır mesela. Oradan arada hava sızdırıyordur. Böyle bir hata vardır, ondandır. Dolayısıyla o yüzden olabilir. Eğer iyi sızdırmaz, hava almaz bir kovayla çalışıyorlarsa öyle bir problem olmuyor. Bir de dediğim gibi günde bir kere yükleme yapmak en iyisi. Bir kereden yani sık sık öyle çöp kutusu gibi zırt zırt açmamak gerekiyor. Tamam galiba. Ve sevgili diyoruz. Bu arada sizler bir tekrar mısınız? Evet, kavuştuk yine. Ses gitti ne Çünkü o olduysa. önemli bir konuda kaldık ki bir çocuklar meselesini konuşmazsak olmazdı. Tamam. Şimdi Diyorduk ki çocuklarla ne yapıyoruz?
Evet. Çocuklarla hem sınıf içinde ders yapıyoruz. Hı. Aktarabileceğim konuları onlara aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum. Videolarla vesaireyle biliyorsun çocukların görsel, işitsel ve yüz yüze yapılması gereken şeyler oluyor. İyi algılayabilmeleri için. Zaten onların algıları bizden daha açık bu arada. Bizden daha Evet. iyi durumdalar. Onlarla birlikte bahçemiz var. Bahçeye çıkıyoruz. Bahçede ekip biçeceğimiz bir alanımız var okul bahçemizin içerisinde. Evet. Tavuklarımız var. Tavukların yanına gidiyoruz. Orada yumurta topluyorlar, tavuklarla konuşuyorlar, tavuklara şarkı besteliyorlar falan gibi böyle çok seviyorlar. Evet. Bahçemizin içerisinde farklı farklı türleri yetiştirebilme fırsatımız oluyor. Tohumdan itibaren ilk önce tohumlarını ekiyoruz ve onları büyütüyoruz, onu gözlemliyorlar. Onun ardından okul seramız var. Seranın içerisinde bir miktar tutup bitkileri, onun ardından da esas yerlerine geçiriyoruz. Dolayısıyla ekme biçme kısmını da görmüş oluyorlar. Nasıl büyüdüğünü gözlemleyebilmiş oluyorlar. Tıbbi Evet. bitkilerimiz var. Tıbbi bitkileri toplayıp çay yapıp içiyoruz mesela. Okulumuza çok yakın orman var tam karşısında. Dolayısıyla ormana gidip ormanı gözlemleyebiliyoruz. Biliyorsun Bill Mollison hep 4 yaşındaki bir çocuğun gözüyle bakın der doğaya. Evet. Çocuklarla birlikte ve ormanları büyük öğretmenimiz addeder. O bir şey oldu mu, kafanıza bir şey takıldı mı, tasarımda sıkıştığınız bir nokta oldu mu gidip ormanları gözleyin ve oradaki enerji akışına bakın der. Çocuklarla Evet. bunları yapabilmemiz mümkün oluyor. Her ne kadar şehir ormanında bunu yapmak zor olsa da çünkü maalesef ki ormana da el atıp orayı da birazcık ne diyeyim manikürlüyorlar. Ama çocuklara sağlam bir şekilde temel verince onlar da gidip orada sorguluyorlar. Bir derste çıktığımızda ormana gittiğimizde ağaçları buduyorlardı. Çocuklar yanlarına gidip siz neden ağaçları buduyorsunuz diye sordular. İşte başımıza düşmesin, dallar gelmesin falan dedi görevliler. İyi ama ormanda budanmaz ki. Orman zaten kendi kendini, dallarını kendi budar. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye böyle ısrarla ahiret soruları sordular bayağı bir. Süper. Peki Dilekçiğim, evde ne yapabiliriz çocuklarla? Özellikle şu dönemde evde çocuklarla yapılabilecek ne tip etkinlikler olabilir? Valla etkinlikten çok çocukların doğayla bağını arttırmak, mümkün olduğunca onlarla doğaya çıkabilmek. Zaten şu anda insanların içerisine çok fazla, kalabalıkların içerisine çok fazla girmemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla gidebildiğimiz kadar çok ormana gitmek veyahut da kırlara gitmek ya da şehrin çeperinde kalmış yeşil alanlara gitmek. Yeşil alan derken burada çok önemli bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Maalesef şehirlerdeki çimenler ilaçlanıyorlar. Çim bizim doğal bitki örtümüz değil. Maalesef ki betonun içerisine ekilebilecek başka bir şey olmadığı için çimleri ekiyorlar. Ama çim sürdürülebilir bir şey değil. Hem çok su tüketen, hem çok enerji tüketen, hem ilaçlanan bir şey. Ben bizim ufaklıkla, kızımla ilk defa onu alıp böyle tam lale zamanıydı. Bir lalelerin olduğu parka gittik. Yedikule'de Soğanlı Bitkiler Bahçesi vardı. Oraya gittik ve daha yeni yeni yürüyordu. Böyle ilk teması çime elini değdirdi. Böyle falan oldu. Yumuşak bir şey, bir ot falan. Böyle çok çok o anı çok güzeldi. Tanışması, görmesi. Ondan sonra oturttuk onu. Aman aman dedi görevlilerden biri, çocuğu oturtmayın. Neden dedim? Hani ne olabilir ki? Hani börtü böcek bir şey mi? Yok, siz oturtmayın dedi. Söyleyemedi. Anladım ki ilaçlanmış. Yani ilaçlıyor musunuz dedim. Adam kafasını eğdi, işine devam etti. Dolayısıyla börtü böcek vesaire bir şey gelmesin diye, insanlara zarar vermesin diye o alanları da ilaçlıyorlar ve toprağın hayatını orada da yok ediyorlar.
O yüzden bu tarz ortamlara çıkarken, çocuklarla birlikte çıkarken dikkat edin. Doğal olan yerlere gitmeye çalışın deyip orada onların gözlem yapması, farklı şeyleri fark edebilmesi, onları araştırması, nedir diye sorgulaması, sorular sorması. Bunlar güzel olan bence. Hani böyle hep bir etkinlik yapalım kafasından çıkıp onun o merakını cezbedecek şeyleri ona keşfettirebilmek. Onlarla birlikte hatta bizim de keşif yapmamız en güzeli gibi geliyor bana. Benim sormak istediğim şu aslında. Biliyorum ki çocuklar tavırla büyür. Yani gördüğü onun öğretisidir. Evde illaki bir takım yaklaşımlar onun etkinlik adı altında belki yaşam tarzı adı altında onun öğretileri olacak. Evde çocuklarla rahatlıkla ne yapmalı mesela? Bir balkon varsa bir bostan yapılabilir mi? Ya da atıyorum bir tane tohum yeşertip onu görevle addedilebilir mi? Evde birlikte turşu yapmak, domates konservesi yapmak vesaire. Bunlara çocuk dahil edilebilir mi? Ya da zeytin kurmak gibi. Elbette edilebilir. Bir kere evde annenin rolü tabii ki önemli. Anne bunları yapabilen bir anne mi? Yani çok yoğun çalışıp bunları bir başkasına devreden bir anne mi? Yoksa bunları evin içerisinde yapabilen bir anne mi? Herkesin şartı farklı. Kimseyi bu konuda yargılamak ya da şunu şunu yapsın demek istemem. Ama her evin şartı birbirinden farklı. Orada dediğin gibi sonuçta büyüklerini örnek alacak. Evin içerisindeki yaşam tarzıyla büyüyecek çocuk. Dolayısıyla da bunları öncelikli olarak tabii ki bizim yapmamız, bizim yapabiliyor olmamız gerekiyor. O bağlamda da hani evdeki büyük ne yapıyorsa elbette ki çocuk onun da içinde olacak. Ben mesela annem vardı evin içerisinde, babaannem vardı evin içerisinde. Onlar ne yapıyorsa onlarla büyüdüm. Böylelikle el işi yapmayı öğrendim. Babaannem terziymiş. Ben dikiş de Ne dikerim, güzel. nakış da yaparım, örgü de yaparım falan. Hani bunları evin içerisinde onlarla öğrendim ama dediğin gibi çiçekleri sevmeyi de ben onlarla öğrendim. Balkon boy yani bizim evin bütün cephesi balkon ve o cephenin içerisinde her tür bitki yetişirdi. Yenilebilir bitkileri nedense biz hep yetiştirmeyi bir başkasına devrediyoruz. Permakültürde işte o devreye giriyor. Yani bizim yenilebilir bitkileri de işin içerisine katabilmemiz gerekiyor belki. Hani annem de menekşe aşkı, babaannem de sardunya aşkı. Bende de latin çiçeği aşkı oluştu. Latin çiçeği hayranıyım. Çünkü latin çiçeğinin yaprağı, çiçeği, her bir parçası, tohumu, her bir parçası yenebiliyor. Tohumundan turşu yapılıyor kapari gibi. Dolayısıyla her bir parçası yenilebiliyor. Balkonları hani sardunya ile donatmak tamam ama sardunya yerine ıtır mesela seçmek. Çocukla birlikte dediğin gibi alıp da sütlaç yaparken o ıtırdan bir yaprağı da içerisine atabilmek ya da bir reçel yapıyorken o yaprağı içerisine atabilmek kendi yetiştirdiği, büyüttüğün bir şeyin senin de kullanabiliyor ve yiyebiliyor olduğunu görmek. Latin çiçeği mesela bizim kız balkonda latin çiçeği var. Çiçeklerin üstünde asla tutmuyor. Gidiyor, koparıyor bir bakıyorsun çiçek gitmiş yemiş. Çocuğum tohum olacaktı o falan diye. Tohum ola bak bunları yeme tamam mı? Bundan tohum olacak falan diye ben böyle çiçek koruma timi şeklinde peşinde dolaşıyorum. Ama çok güzel anne diye. Onun böyle Güzel. rokaya benzer rahiyalı bir tadı var değişik. Hani başka çocuk yemez ama bizimki yiyor. Gidiyor onun işte yaprağını veyahut da çiçeğini koparıyor, yiyor balkondan. Gene aynı şekilde işte nanelerimiz var. Birlikte ekiyoruz. Naneleri çoğaltmak için arada budayıp işte bir parçasını tekrar daldırıp onları tabii ki çocuğun görebilmesi, onlarla büyüyebilmesi çok değerli. Tohum ekmeyi, çelik almayı daha çocukluktan öğrenebilmesi ki bir katılımcımız mesela bize şey söylemişti. Yağmur suyu hasadı eğitimine geldi ve çocuklarım benim bununla büyümeli. Ben bunu çocuklarıma miras olarak bırakabileceğim en iyi şey o. Daha küçüklüğündeyken yağmur suyu hasadı yapmayı öğrenirse eğer büyüdüğü zaman da evinde böyle bir sistemi tutar. O da çocuklarını öğretir ve bu bir aile geleneği olarak sürer demişti.
Dolayısıyla biz neysek, ne yapıyorsak, hayatımızın içerisinde neleri alıyorsak çocuklarımıza da onunla örnek oluyoruz. Benim su hayatları dedem sayesinde biliyorsun ki. Oradaki ağaç sakalı benim dedemdir aslında. Oradaki damla çocuk da ben oluyorum. Hikaye ondan ibaret. Dolayısıyla ben büyüklerime ve aileme net borçluyum. Çok şanslı bir çocuğum ki toprak insanlarıyla. Dediğin doğru, onlar birer miras. Ve inşallah bizden sonraki nesiller de o mirası kendisinden sonraki nesillere aktarabilsin diyorum. Eklemek istediğin özel bir şey var mı Dilekçin? Kitap seçimleri de önemli. Çocuklarla eğer birlikteysen ve çocuklarla bir şeyler yapıyorsan, oradaki seçmiş olduğun, okumak için seçmiş olduğun kitaplar da önemli. İçinde doğa olan, doğayı alan, doğadaki bitkilerin ne olduğu, ağaçların ne olduğu, onlar üzerinden kurgulanan hikayeler, öğretiler, onlar için farklı bakış açıları kazandıracaktır. Belgeselleri zaten canavar gibi seyrediyorlar. Bana bütün böceklerin yaşam hikayesini onlar anlatıyor. Benim ilavelere çok fazla gerek kalmıyor ama baobab ağacını bilmeyebiliyorlar. Küçük Prens'teki ağaç deyince ha o oydu değil mi diye falan böyle değişik tepkiler gösterebiliyorlar. Dolayısıyla hani masallar üzerinden doğayla ilgili kurgulamalar yaparsak onların hayatlarında ve daha sonra bizim hayatımızda da bir şeyler değişecek. Biz şu anda belli bir yaştayız, artık orta yaşa neredeyse gelmiş vaziyetteyiz. Ama yaşlandığımız zaman onlar doğayla birlikte çalışırlarsa eğer bir şey değişecek. Sonraki nesillerde bir şey değişecek. Bizler maalesef onlara istediğimiz gibi teslim edemiyoruz. Bir şeyleri ne kadar değiştirebiliyoruz bilmiyoruz. Değiştirmek mi gerekli onu da bilmiyoruz. Yani ne yaptığımızı ne kadar biliyoruz sorgulanır. Ama bu bağlamın içerisinde çocuklar doğayla büyürlerse yetişkin olduklarında da o öğretiyle gidiyorlar. Şöyle bir şey var. Doğadaki Son Çocuk diye bir kitap var. Richard Louw'un yazmış olduğu. Ve o kitabın içerisinde Richard Louw diyor ki doğa yetersizliği sendromu diye bir şey var. İnsanlar bilmediği, görmediği, tanımadığı bir şeyden korkar. Ve biz doğadan o kadar uzaklaştık ki artık ondan korkuyoruz ve ona tepki gösteriyoruz. Onun içerisindeki varlıklardan korkuyoruz. Örümcek görünce bağıran insanlara dönüştük. Halbuki örümcek orada yaşam alanını kuruyor. Yaşam alanını kurduğu zaman da aslında bize yardımcı oluyor. Sivrisinek problemimizi ortadan kaldırıyor mesela evin içerisinde. Ama örümcekten korkup bağıran bir anne çocuğuna kötü örnek olmuş oluyor. Çünkü korku öğretilmiş davranış ve çocuğuna da korkmayı, örümcekten korkmayı aktarmış oluyor. Hiç korkmuyorken aa canım diye onunla oynarken bir çocuk bir bakıyorsun annesi örümcekten korktuğu için o da kaçar bağırır aynı tepkiyi gösterir hale dönüşüyor. Ve Doğru. gene Richard Louw diyor ki biz de hani maymun nasıl hareket ediyorsa biz de doğanın içerisinde öyle hareket ediyoruz. Normal şartlar aslında bizim de hareket etmemiz lazım. Ama bu yeteneklerimizi kaybediyoruz. Betona kendimizi hapsediyoruz. Ve betonun içerisinde büyüyen çocukların da daha sonraki yapmış olduğu mimarlık okuduysa eğer yapmış olduğu evler gene o beton evler oluyor. Ama doğanın içerisinde yetişen bir çocuğun yapmış olduğu, tasarlamış olduğu ev beton ev olmayabiliyor. Doğru. İçerisinde avlusu olan, hayat olan, ağaçları olan farklı bir tasarım ortaya çıkarabiliyor. İkisini karşılaştırdığın zaman şehirlerin yapısı değişiyor. Ve bizim işte bu doğadan uzaklaşmamızla bugün bu betonların içerisine gömülmemiz söz konusu oluyor. Ve bu pandemi sürecinde de gördük ki ne yazık ki betonlar bizim doğal hayatımız değil. Yani evin içerisinde kapanmayı hiçbirimiz sevmedik. Çünkü bu bizim doğamızda yok. Yani dışarıyla iletişim halinde olmamız gerekiyor. O iletişim halindeki durumda ağaçları görmemiz gerekiyor, bitkileri görmemiz gerekiyor. Doğamızda bu var. Yani içimizdekini baskılıyoruz, kendi kendimizi şartlandırıyoruz. Korktuğumuz için bunu yapıyoruz bir nevi de.
Ve evin içerisinin bize yetmediğini, betonlarla yaşamanın bize doğru olmadığını farkına vardık. Richard Liu da bunları anlatıyor. Hatta şu andaki hiperaktivite problemi varmış gibi gözüken çocukların aslında enerjisini doğru kanalize edemediği için, doğada zaman harcamadığı, zıplayıp hoplayıp ağaçlara tırmanmadığı için böyle davrandığını söylüyor. Ki hakikaten o çocuklarla siz doğaya çıkarsanız, ormanda koşarsa, oynarsa, enerjisini orada atarsa, sonrasında çok rahatladığını görüyorsunuz. Yani o enerjiyi akıtırsa, yediği beslenme çok önemli. Siz hep karbonhidratla beslerseniz o çocuğu, o hiperaktiviteyi siz yaratmış oluyorsunuz. Yani çocuğun içinden gelen bir şeyden daha çok siz o çocuğu hiperaktif olmaya programlamış oluyorsunuz. Ondan sonrasında da ilaçlar vererek uyutmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen iyi. Bütün bunların farklı bir bakış açısıyla, farklı bir algıyla ufak ufak değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve okulların da bilmiyorum yani bu pandemi sürecinde habire işte şu kadar kişi olacak, bu kadar metrekare olacak falan deniyor ama artık farklı bir tasarım içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bahçesi olan, açık havada ders yapabilen, çünkü doğada öğrenilecek çok şey var. Doğada matematiği de öğrenebilirsin, fiziği de öğrenebilirsin, kimyayı da öğrenebilirsin. Her şey var doğada. Bütün bu dersleri doğada yapabilmek mümkün aslında normal şartlar altında. Ama biz kontrol freak olarak gene kontrol, bütün kontrol bizde olsun diyerek sınıfların içerisinde çocukları hapsedip ki onların en çok hareketli olduğu zamanda bir şeyleri dikte etmeye çalışıyoruz. Bu insanın doğasına aykırı bence. Bu arada Çok doğru. formasyon eğitimi de aldım. Yani bunları bir yandan da formasyon eğitimi almış biri olarak da söylüyorum. Şahane. Peki sana nereden ulaşabilir permakültürle iletişime, ilişkiye geçmek isteyen insanlar? İstanbul Permakültür Kolektifi'nin şu anda seninle konuştuğumuz hesaptan, oradan DM'den ulaşabilirler. Web sitemiz var, web sitesinden ulaşabilirler. ipermakulturkolektifi@gmail.com adresinden, e-mail adresimizden ulaşabilirler. Böyle, Şahane Twitter bir hesabımız da var. bilgi. Seninle sohbete doyum olmaz. İnşallah bunu ileriki dönemlerde daha başka bir alt başlıkta konuşmaya devam ederim. Adın iyi ki geldin. Hepimiz senin çok güzel bilgilerinden faydalandık. İyi ki varsın. İnşallah Sen de. senin gibi insanlar çoğalsın ve artsın. İnşallah sonraki nesillerde bir şeyler değişsin. İnşallah. Peki, sizlere de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konu ve konukla empati söyleşileri sizinle olacak. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Evet.